Merhaba gençler, zemin mekaniği derslerine devam ediyoruz. Konumuz zeminde su akımlarıydı ki şurada görülen kısımda bırakmıştık. Akım ağını çizmiştik, akım ağından geçen debiyi hesaplamıştık. Sonra akım ağındaki herhangi bir noktadaki boşluk suyu basıncının nasıl hesaplandığını konuşmuştuk sizinle. Bu sistemlerde yani sızmanın olduğu sistemlerde başımıza iş açan bir diğer probleme sıra geldi. Bu probleme girmeden önce şöyle bir kısa bilgi vereyim size. Şu tarafta, yani su akışının olduğu taraftan su akışının gittiği tarafa doğru zemin taneleri çizdim size. Bu zemin taneleri şimdi su size göre sol taraftan sağ tarafa doğru devam ediyor. Bu akım ağın sisteminde görüldüğü gibi su belli bir yerde yukarıdan aşağıya doğru geliyor. Peki bu yukarıdan aşağı gelirken ne olur? Bu suyun geçişi esnasında zemin tanelerini, buradaki bu basınç kuvveti, zemin taneleri ne olacak çocuklar, şöyle göstereyim. Yukarıdan aşağı doğru hareket eden su akımı zemin tanelerini bastıracaktır. Bu neye sebep olur? Aslında ilerleyen konularımızdan bir tanesi efektif gerilme. Efektif gerilme de bir artışa sebebiyet verecektir. Şimdilik ince ayrıntılarına girmiyorum. Sadece genel kültür olarak burada vereyim bunu. Efektif gerilme danelere, yani şuradaki danenin aldığı gerilme olarak düşünebilirsiniz. Yukarıdan aşağıya su hareketiyle birlikte ne olacak çocuklar? Buradaki daneler birbirlerine daha da yakınlaşacaklar. Çünkü niye? Bir su basıncı altındalar. Ama tabi bu belli bir yere kadar, ama belli bir yerden sonra da bu durum değişir. Nasıl değişir? Diyelim ki sağ tarafa geçelim. Bu sefer yine zemin daneleri var. Bunlar birbirlerine değmekteler. Su akımı, bakınız, belli bir yerden sonra, bakınız, basıncın az olduğu tarafa doğru, yukarı doğru hareketlenecek. Yani buradan gelecek aşağıya doğru. Belli bir yerden sonra da yukarı doğru hareketlenmeye başlayacak. Yani buradaki hareketin tam tersi bir hareket olmaya başlayacak. Peki bu esnada ne oluyor? Hani burada yapıya gelen boşluk suyu basıncını anlatırken ne demiş çocuklar? Yapıya bakınız bu şekilde bir kaldırma kuvveti uyguluyordu. Peki bu zemin tanesine de bir kaldırma kuvveti uygular mı? Evet, uygular. Peki zemin tanesine suyu akımı esnasında bu şekilde bir kaldırma kuvveti, yani o tanelere gelen bir kuvvet, yukarı doğru bir kuvvet varsa burada ne olacaktır? Taneler şöyle birbirlerinden, abartılı çiziyorum tabii bunu, ayrılmaya başlayacaklardır. Ama bunun için ne gerek çocuklar? Buradaki basıncın, yani su basıncının da belli bir seviyede olması lazım ki taneler böyle birbirinden ne olsun çocuklar? Ayrılabilsin. İşte size göre sağ tarafta zemin taneleri birbirinden ayrılmaya başlıyor. Niye? Çünkü yukarı doğru hareket eden sudan dolayı bir kaldırma kuvveti, suyun geçişi esnasında bir kaldırma kuvveti oluşuyor. Bu da zemin tanelerinin birbirinden ayrılıyor. Ayrılsın ne olacak diye sorarsanız efektif gerilme azalır. Ne demek efektif gerilmenin azalması? Normalde efektif gerilme demiştik şurada. Danelerin aldığı basınçtı. Taneler birbirinden ayrıldığı zaman artık basınç alabilir mi? Hayır. Mutlaka danelerin, şuradaki danelerin, zemin danelerinin birbirine değmesi lazım ki şu alttaki veya önündeki zemin bir taşıma gücü gösterebilsin. Peki böyle zemin taneleri ayrılırsa ne olur? Efektif gerilme düşmeye başlar. Peki düşe düşe nereye inebilir? Sıfırlayabilir. Peki bu sıfırlama nedir çocuklar? Artık zemin taneleri yük taşıyamaz demektir ve bizim için en tehlikeli durumdur. Buna benzer bir durumu sıvılaşma konusunda ilerleyen derslerde, tabi bu dönem olmayabilir ama temel mühendisi dersine anlatırken sıvılaşma konusunda girdiğim zaman böyle bir durumun su basıncından değil de, yine su orada da etkili, orada da depremin bu şekilde taneleri birbirinden ayırdığını ve zeminimizin yapıyı taşıyamadığını konuşacağız sizinle.
Buradaki harekete bir deprem gerek yok. Ne gerek? Buradaki bu taneler birbirini ayıran kuvvet nedir çocuklar? Su akımı. Suyun sol tarafta, yani basıncın fazla olduğu taraftan az olduğu tarafa doğru hareketi esnasında bu hareketi belli bir yerden sonra artık kaldırma kuvveti, yani efektif gerilmeyi, yani danelerin taşıdığı gerilmeyi azaltıcı yönde olduğunu tekrar ediyorum ve sıfıra inmesi demektir. Sıfıra inmesi şurada yani ne taraftaki? Burası tehlikeli kısım yani. Çünkü niye? Burada artık kaldırma kuvveti tanelere bakınız yukarı doğru. Çünkü su yukarı doğru gitmek istiyor. Basıncın az olduğu yere doğru gitmek istiyor. Taneleri kaldırma etkisi yapıyor. Kaldırınca ne oluyor çocuklar? Efektif gerilim sıfırlıyor. En kötü durumda yani. Ama her halükarda efektif gerilmeyi, yani şuradaki zeminin taşımasını, taşıma gücünü daha doğrusu azaltıcı etkisini söyleyeyim. Azaltıyor, hatta sıfırlayabiliyordu. İşte benim bugünkü anlatacağım konu da bununla alakalı bir problem. Gelelim şimdi o probleme. Probleme giriş yapmadan önce akım ağında hidrolik eğimin hesabını yapmak zorundayız. Hidrolik eğim neydi? Tekrar edelim onu da. Hidrolik eğim kaybın hangi mesafede oluyorsa oradaki hidrolik eğim budur. Sistemdeki kayıp değil bu. İki tane AB noktası arasındaki kaybın. L oradan gittiğim mesafe. Ne demek yani? Bunu konuşalım şimdi. Şöyle gelelim tekrar buna. Diyelim ki şurada iki tane A ve B noktası alalım. Mesela bir tanesi şurada olsun, bir tanesi de şurada olsun. Şimdi burada tam üzerine koydum ki, yani eş potansiyel çizginin üzerine koydum ki hesabı çabuk anlayalım diye. Yoksa bunu ne yapabiliriz çocuklar? Diğer şeyleri de taşıyabilir, diğer noktaları da taşıyabiliriz. Şimdi şurada bir A noktası olsun ve şurada da bir B noktası olsun. Komple sistemdeki kaybı ne demişti çocuklar? İki tane su seviyesi. Sistemin kaybı daha önce konuşulmuştu. İki tane su seviyesi arasındaki sistemdeki kayıp ne oluyor çocuklar? 7 metre olarak geçen derste ben size söylemiştim. Ama bu komple sistemdeki kayıptır. Bugünkü anlatacağım konu sistemle alakalı değil. Bu sefer akım ağı içindeki iki noktanın kaybı ile alakalı veya hidrolik eğimi ile alakalı. Şimdi burada bakınız bir AB noktası var. Bu AB noktasının şuradan şuraya bir mesafesi var. Bir L mesafesi diyelim. İşte LAB bu oradan geliyor. Senin incelediğin iki noktanın uzaklığı aslında L dediğimiz şey, LAB dediğimiz. Peki buradaki kayıp nedir? Yani ben bir hidrolik eğim hesaplamak istiyorum AB arasında. Buradaki kayıp nedir? Şu sistemde 7 metre kayıp olmasına rağmen her bir eş potansiyel düşüdeki kaybım neydi? Nasıl hesapladım bunu? Küçük delta haşlarla hesaplıyordum. Bu da neydi? Sistemdeki kayıp bölü ND. Yani şunu diyorum. O zaman benim bir tane düşüdeki kaybım ne olur? 7 bölü. Çünkü 7 metre sistemdeki toplam sistemdeki kaybım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane eş potansiyel düşüdeki kaybım. Her birinde 1 metre. Şimdi komple sistemdeki delta H'ı, yani büyük delta H'tan ben her bir eş potansiyel düşüdeki kaybı buldum. 1 metre. Şimdi bakın A, B'ye bakıyorum. Bir tanesi tam sistemin bittiği yerde. Yani çıkış bölgesinde bir A noktası. B noktası da bundan bir gerideki eş potansiyel düşüdeki. Peki ben bu B'den A'ya giderken ne kadar bir kayıp yaşamam lazım? İşte 1 metre. Yani küçük delta H kadar bir kayıp yaşamam lazım. Onu oradan hesapladım. 1 metre. L, A, B'm neyse. Şimdi ben akım ağını çizmek için bunu ölçekli çizdiğimi söylemiştim. Buradaki mesafeyi oradan ölçekten hesaplayacaksınız. İşte sistemdeki kayıptan her bir eş potansiyel düşüdeki kaybı bulduk. Ve oradaki yola böldüğümüz zaman, yani ne demek bu? A ile B arasındaki mesafeye böldüğümüz zaman şuradaki A, B noktalarının hidrolik eğimini bulmuş oluyorum. Bu kadar basit. Tabii şimdi hocam bu kadar basit ama mesela şöyle bir şey olsaydı, biraz daha işimizi zorlaştıralım yani. Renk değiştireyim şöyle.
Şunu alayım. Şimdi bu sefer benim yine A noktam burada olsun. Bu sefer B noktam da tam şunun hizasında bir noktada. Şurada mesela B. Hani tam bir delta h, yani küçük delta h kadar bir kaybım olmadığı durum da olabilir. Böyle bir durumda nasıl yapılacak? Yine mantık aynı. Bizim formülasyonumuz neydi? Yazıyorum tekrar. Yani genel formülasyonu yazıyorum size. AB arasındaki hidrolik eğim delta h. Yani senin kaybın ne? AB arasındaki kaybın ne? Delta h AB yazayım o zaman. Buradaki mesafe ne? Şimdi bakalım. Bakıldığı zaman şuradan şuraya olan mesafeyi görüyorsunuz. Bir de şuradan devam eden mesafeyi de görüyorsunuz. Buradaki kayıp sizce hani bir eş potansiyel düşüde 1 metre kayıp varsa buradaki, yani şu yeni ABM'e göre, yeni ABM'e göre şuradaki şu yola baktığınız zaman burası nedir yaklaşık? Yani sizin bu AB noktanız arasındaki mesafe şu ilk eş potansiyel, yani geriye doğru ilk eş potansiyel çizgiye olan mesafenin ne kadarıdır mesela? Yarısına benziyor bu. Yani 1 metre buradan buraya gelseydiniz 1 metre kaybedecektiniz ya. Bu sefer A'dan B'ye geldiğim zaman bu 1 metrenin ne kadarını kaybederim? Hocam 0,45 olabilir. 0,5 olabilir. Hani yaklaşık orantısal bir şey verebiliriz buna. Ne verelim mesela? Delta aşağı. Yani A'dan, bu sefer B noktamız burası ya. Tam ilk geriye doğru ilk eş potansiyel düşüdeki ilk eş potansiyel çizgideki şey değil yani. Üzerinde değil. Noktam B noktam. Şimdi burası kayıp ne kadardır o zaman? 0,45 diyen olur. 0,5 diyen olabilir. Değil mi? Burası yaklaşık hani orantısal olarak bulunabiliyor. Şimdi ben bir tanesini seçeyim. Diyelim ki 0,5 alayım. 0,5 alayım. Bu benim şurada baktığım bir tane eş potansiyel düşünün yaklaşık yarısı dedim. A ile B arasındaki kaybım 0,5. 1 değil. Çünkü niye? Bakınız burada değil çünkü. Peki mesafem ne? Bakıyorum mesafeye. 2 metre. 2 metre yazıyorum buraya o zaman. Şimdi burada 0,5 bölü 2 metre. Şuradaki iki tane şeyi yazdım. Böylece AB arasındaki hidrolik eğimi hesaplamış oldum. 0,25 birimi yok. Her bir noktada, yani istediğiniz herhangi bir noktada hidrolik eğimi bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Peki ben hep burada uğraşıyorum. Yani buralarda uğraşıyorum çocuklar, görüldüğü gibi. AB az önce ilk örneğimi verdim. Sonra ikinci örneğimi verdim. Hep nerede veriyorum çocuklar? Bakın, yapıya, yakın yerlere ve çıkış bölgesinde veriyorum. Niye? Çünkü benim problemin kaynağı, biraz sonra anlatacağım problemin kaynağı işte bizim bu taneleri birbirinden ayırmaya etkisi olduğunu söylemiştim ya. İşte o bölgede bir problem bu. O yüzden şu bölge, yani bir yapının çıkış elemanı benim için önemli oluyor. İşte bu çıkış elemanında hidrolik eğim hesaplamam gerekiyor. O yüzden bakacaksınız. Şimdi bu yapıyı görüyorsunuz. Burada bir yapımız var. Bu yapının en kritik yeri neresidir? Bakınız şuralar değil. Çünkü niye? Burada yapı yok. Yapıya teğet olan şu bölge. Şu bölge. Daha renk göstereyim. Şu bölge benim için kritik. Niye? Burada ne var çocuklar? Hem taneleri birbirinden ayıran, yani efektif gerilmeyi azaltan bu şekilde bir su basıncı oluşuyor. Yukarı doğru bir su basıncı oluşuyor. Hem de ne oluyor çocuklar? Buradaki dayanımı etkilemeye başlayan bir durum bu. Şimdi gelin ki burada hidrolik eğim hesaplamak zorunda kalacağım. Onu da söyleyeyim bu problem için. Problemimize bu kısmını aslında çok daha konuşmuştuk. Az önce yine anlatmaya çalıştım bunu. Hidrolik eğimi niye hesapladığımızı biraz anlamışızdır umarım. Problemimizin ismi zeminde kaynama veya boiling dedikleri bir problem. Bu mesela burada bir palplanj perdesi var. Palplanjlı bir duvar var diyelim, düşünebilirsiniz. Palplanj perdesinde bu durum, yani bu problemin riskli olduğu yer neresi çocuklar? Palplanjın ön tarafı. Şu bölge. Niçin bu bölge? Demin söylemiştim tekrar. Bu bölgede bakın su böyle geliyor. Dönüyor. Ve yukarı doğru, yani enerjinin az olduğu tarafa doğru hareket etmek istiyor. İşte buradaki taneleri
birbirinden ayırmaya çalışıyor. Yani kaldırma kuvvetiyle ayırmaya çalışıyor. Peki buradaki efektif gerilmeyi kaldırabilir, yani taneleri birbirine ayırabilirse efektif gerilmenin sıfır olduğunu, sıfıra kadar inebileceğini, en azından diğerinin düşeceğini söylemiştim. Peki düşerse ne olur veya sıfırlanırsa ne olur? Bizim Palplanche beldesi bu şekilde bizim temel çukurumuza doğru devrilir. Niye? Şu öndeki bölgede artık taşıma gücü kaybı yaşarsınız ve bu Palplanche beldesi, öndeki zemin buna direnç sağlayamayacak. Bakın burada Palplanche beldesini bir yere bağlamıyoruz çocuklar, görüldüğü gibi. Bağlanmamış. Sadece bu Palplanche beldesinin ayakta durmasına sebep nedir? Şuradaki zemine girme şeyi, girme direnciyle duruyor burada. Buradaki direnç kaybolursa ne olur? Buradan dediğim gibi Palplanche beldesi bizim temel çukurumuza doğru eğilmeye başlar. İşte bu problem bizim için sıkıntı oluşturmaya burada başlıyor. Bir Palplanche perdesi genellikle en riskli bölge. Palplanche perdesini şurada ne kadarlık bir derinlikte zemine çaktık? Bakın burada D mesafesi. Bu mesafenin yarısı kadar bir mesafe bu tarafa doğru alıyorsunuz. D bölü 2 yani. Şu bölge, yani şuradaki dikdörtgen bizim için en riskli bölge oluyor. İşte bu bölgede biz ne yapacağız şimdi? Acaba kaynama var mı? Yani zeminimiz boiling problemi çıkartacak mı? Çıkartmayacak mı? Burayı bu bölgede inceleyeceğiz. Şimdi başlayalım. Bunun için bir güvenlik katsayısı var. Bakın FS ile gösterilen bir güvenlik katsayısı var. Bu güvenlik katsayısının hesabı çok basit bir hesabı var. Bakınız burada bir ağırlık var. Ve burada da ne var çocuklar? Bir su basıncı var. Peki bunların hesabı nasılymış? Ona bir bakalım. Evet. Şuradaki zeminimizin nesi var çocuklar? Bir birim hacim ağırlığı var. Bu birim hacim ağırlığı, bakınız, doygun birim hacim ağırlık. Niye doygun birim hacim ağırlık? Görüldüğü gibi suyun altında olduğu için boşlukları da artık hava yok. Her tarafı, boşlukların hepsi neyle dolu? Suyla dolu. O yüzden burası doygun birim hacim ağırlık. Tabii ben bunu bu şekilde kullanamıyorum. Niye? Çünkü sanki suyun içinde ağırlık tartıyormuş gibi. Ne demiş çocuklar? Hani bunu başka derslerde de görüyoruz. Yapı malzemesinde, pardon, veya malzeme biliminde görüyorsunuz. Hani suyun içinde agreganın birim hacim ağırlığı nedir diye bir deneyler yapıyorsunuz ya. İşte oradaki hikaye nedir? Aslında suyun kaldırma kuvvetini çıkarmak gibi düşünebilirsiniz. Bizim zemin mekaniğinde de böyle bir durum var. İşte biz burada ne diyoruz çocuklar? Efektif gerilme. Yani doygun birim hacim ağırlık olacak ve suyun oradaki etkisini çıkartacağız. İşte bunu biz efektif gerilme diyoruz. Bizim şu güvenlik katsayısı hesaplarken şuradaki W üzerindeki çizginin manası bunun efektif gerilmeden, yani şundan hesaplandığını gösteriyor. Yani ne demek bu? Şunla ağırlık hesaplanmıyor demektir yani. Bundan suyun etkisini çıkartıyoruz. O yüzden ağırlık üzerine ne koyuyoruz? Bir tane tırnak işareti koyuyoruz. Peki bizim buradaki alanımızın hacmi nedir? D bölü 2 burada olduğunu söylemiştim. D böyle demiştim. Birim genişlikte. D çarpı D bölü 2 en boy derinlikte 1 metre. İşte burası ağırlık için. Şunu söyleyeyim. Şunun efektif gerilmenin şeyi neydi çocuklar? Kilonewton metreküp ya. Biz yani bunu metreküple çarpmaya çalışıyoruz. Metreküp nedir? Bir hacim birimi. Bakınız burası metre olsa burası da metre olur. Bir metre daha ihtiyacımız var. O da birim metre oluyor yani. İşte bu 0,5 d kare buradan geliyor. Yani en kesit alanı çarpıyor. Bana şöyle diyelim. En çarpı yükseklik çarpı derinlik gibi düşünebilirsiniz. Burası yani şuradaki benim için kritik bölgedeki zeminin ağırlığı. Peki bu ağırlık ne tarafa doğru? Bakınız. Ağırlık yer çekimi yönünde. Benim için faydalı bir şey. Niye faydalı bir şey? Çünkü taneler bu ağırlıkla birlikte, şu ağırlıkla birlikte, yani W ile birlikte benim bu su basıncıma direnç göstermeye çalışıyorlar. O zaman bu benim, bakınız, pay kısmına yazıyor. Yani güvenlik katsayımı büyüten bir şey. Peki benim için problem çıkartan neresi çocuklar? U. Yani FSM, güvenlik katsayımı düşünen şey, bu U'daki artış veya
U'nun burada payda kısmında olması. Peki bu U'nun kaynağı nedir? Bakınız 0,5 çarpı D kare aslında yine bu bölgenin hacmi gibi düşünüyor. Tabi birim metrede çalışıyor tabi o da var. D çarpı D bölü 2 yani şu kısım hacim oluyor. Birim metreyle birlikte şöyle şöyle. Diyelim şöyle. Bu arası aynısı yani. Aynı alanı etkilediği için aynı geldi. Peki benim U'mun kaynağı ne? Yani kaldırma kuvvetim nedir burada? İAV ortalama hidrolik eğim çarpı suyun birim hacim ağırlığı yani 9,81 kilonewton metreküp. Bakınız benim için faydalı olan daha doğrusu güvenlik katsayımı artıran W üzeri tırnak işareti efektif gerilme yani zeminimizin ağırlığıyla danenin kendi ağırlığı diye düşünebilirsiniz. Bakınız problem çıkartan suyun kaldırma kuvveti bakın burada da suyun birim hacim ağırlığı geliyor 9,81 kilonewton metreküp. İşte burası hacim kısmı metreküp olacak. İAV'nin birimi olmadığı için doğrudan değişmiyor. Peki bu İAV nedir? Ortalama hidrolik eğim demektir. Onu da söyleyelim şimdi. İyi hatırlıyorsunuz zaten. Peki bu ortalama niye deniyor buna? Çocuklar şöyle. Şimdi benim bu tarz bir durumda yani bu böyle bir problemde kaynağı nedir bu problemin? Sızma. Sızma yazıyorum tekrar. Peki bu sızma problemi olunca benim ne yapmam lazım? Akım ağı çizmem lazım. Sızmayı görünce akım ağsız olmayacak yani. Çünkü niye? Bu akım ağına göre ben debi hesaplıyorum, boşluk suyu basıncı hesaplıyorum. Bu hep akım ağından geçiyor. Peki bu İAV'deki şuradaki İ neydi çocuklar? Tekrar yazayım formülü. Delta H bölü L. Peki bu elemanda diyelim ki şöyle bir akım ağı var. Şöyle geçmiş mesela. Bakın şöyle. Bu tabi akım ağını çizdikten sonra bu problem yapılıyor. Onu da söyleyelim şöyle. Şöyle gelmiş, geçsin mesela. Şöyle bir akım ağı olsun mesela. Şimdi bu akım ağında bir ortalama hidrolik eğim hesaplayacağız. Çünkü U'yu daha hesaplayamıyor. Çünkü D'de bir sıkıntı yok. Palplanj paridesi ne kadar batırdığımız önemli. Oradan sonra geliyor. Ama İAV hesaplanacak. Şimdi bakalım. İAV neydi çocuklar? Delta H bölü L. Şimdi bu bölgede şöyle diyelim. Çizeyim şöyle. Şu dikdörtgeni görüyorsunuz. Şuradan bir eş potansiyel çizgi var. Bir de alttan giden bir eş potansiyel çizgi var. Bunun bakın şurası bir çizdim. Bir de şurasını çiziyorum bakın. Bu dikdörtgenimizin iki tane ve dört tane köşesini çizdim. Şöyle çiziyorum. Bir tane şurada var. İki. Ortayı farklı renk alayım tekrar. Şöyle. Şimdi ortalama niye deniyor? Şundan dolayı deniyor. Şimdi ben delta H yani küçük delta H hesaplayacağım çünkü bana U'yu hesaplamak için bir hidrolik eğim lazım. L mesafesi. Şuradan şuraya olan mesela dikdörtgenin bu tarafında ne kadarlık bir mesafe var çocuklar? D kadar bir mesafe var. Yani şu tarafta yazıyorum yani. Pay kısmı D kadar. Peki kayıp ne kadar? Bakınız bakıyorum. Bir kayıp, iki kayıp. Yani iki tane komple sistemdeki her bir eş potansiyel düşüdeki yani şurada bir kayıp yaşıyorum. Bir kayıp da burada iki tane oluyor. Peki ben bunu gidip şuraya göre yazsam ne olur, nasıl olacak? Yani dikdörtgenin diğer kenarına göre yazsam ne olacak? Bakalım şimdi. Aynı dikdörtgenin bu tarafı değil de bu tarafını yazıyorum şimdi. Bu diyelim I1 olsun. Aynı dikdörtgenin diğer kenarına yazayım şimdi. Mesafe yine ne çıkıyor? Şuradan şuraya mesafe. Uzunluk olarak yine D midir? D. Peki kayıp nedir? Bakınız. Şuraya kadar bir delta H kaybım var. Komple sistemden hesapladım bu delta H. Küçük delta H bu. Şuraya kadar bir delta H. Ama ikinci delta H'a ulaşamıyor. Bakın burada iki tane delta H'tı. Yani şu taraftaki sistemde iki tane delta H. Çünkü niye? İlk nokta iki, yani şunun ikinci nokta iki tane kayıpla karşılık geliyor. Ama bakın bu taraftan bakınca bu ne oluyor çocuklar? Tam iki değil. Yaklaşık ne olur mesela burası? Hocam şunu diyebilirsiniz. Bir tam bir de 0,8 olabilir hocam. Şöyle. Bir tam yani 1,8 yani tam 2 olmuyor. Şimdi şuradan şuraya gelseydi bu 2 olacaktı. Bu biraz daha yarıda kalıyor. Şimdi işte bakınız bakın aynı dikdörtgenin sol kenarı ve sağ kenarında farklı i'ler var. İşte bu yüzden biz buna ne yapıyoruz çocuklar? Ortalama bir i atacağız. İşte bu AV yani ortalama average'den geliyor.
Ondan dolayı ortalama deniyor buna. Çünkü niye? Dikdörtgenin bu kenarıyla, yani şu kenarıyla bu kenar arasındaki iğler, hidrolik eğimler aynı çıkmıyor. Çünkü niye? Çünkü bu eş potansiyel çizgiler biraz eğri, yani şöyle düz gitmiyorlar ki, şöyle dikdörtgenin her tarafında şöyle aynı olsun. Bunlar böyle kıvrılarak gittiği için bir taraftaki durum, yani şuradaki durum diğer tarafa göre aynı olmuyor. Çünkü burada bir kayıp ekstra buradaki şeye göre biraz daha geride kalıyor yani. O yüzden average deniyor. Yani şöyle yapabilirsiniz. Bu dikdörtgeni hocam ben tam şu ortasından alayım şöyle. Madem bir tarafı kısa, bir tarafı uzun. Yani iki tane iyi var. Ben bu ortalamayı bunu da ortadan alsam olur mu? Olabilir. Yani hikaye şu. Şu sistemde, yani şu dikdörtgende, bu dikdörtgende şu ortadan bir ne bulacağız çocuklar yine? Bir i hesaplayacağız. Şimdi bu AV'nin nereden geldiğini anlamışsak bir bakalım şimdi sisteme tekrar. Şuradaki diyelim şöyle yine çizeyim şöyle bir kafama göre bir tane akım ağının çizgilerini şöyle kafama göre çiziyorum bunu. Şöyle çizdim diyelim. Şimdi burada demek ki average'den gelen şey demek ki şu dikdörtgenin ortasındaki hattan hesaplayayım. O zaman i, a ve diyebilirim o zaman. Çünkü niye? İki kenarında farklı olduğunu konuşmuştum. D kadar bir mesafede ne kadarlık bir kayıp var? Bakalım. Şuraya bakıyorum. Bir kayıp var. Yani bu sistemden bulacağım delta h. Bu tam 1 değil. Hocam 1,85 gibi. Tam 2 değil olmuyor yani. 1 tamam da 2 olmuyor yani. Bu oraya ulaşmadığı için. 1,85 delta h. İşte bu şekilde kaynama problemi için mutlaka yine ne yapmam lazım benim? Hidrolik akım ağını çizip buradan hidrolik eğim hesaplamam lazım. Bu şekilde İAV'yi yani ortalama hidrolik eğimi hesapladıktan sonra buradan da bir ne bulacağım çocuklar? U yani bir kaldırma kuvveti için bir basınç bulacağım. Şu iki değeri yani W üzeri tırnak işaretlisini ve U'yu birbirine oranladığım zaman bakınız güvenlik katsayısı ne çıkıyor? Yani şu ikisini birbirine oranladığınız zaman